Ben e, New York'ta, burada e, tabii ki bu fırsattan istifade çeşitli farklı kurum kuruluşlar ve e, devlet yetkilileriyle görüşmelerde bulundum. E, Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan burada e, bizlere çok yakınlık göstermiştir ve birlikte bir takım istişarede bulunduk. E, bir istişaremiz kendisinden ben evet biz iletişimden ve diyalogdan asla e, kopmadığımızı, kopmayacağımızı şu anda bu egemen eşitlik ve eşit uluslararası temelinde bir yaklaşımın gündemde olamadığı için, ortak zemin olmadığı için e, bir gene genel bildiğiniz bir kişisel temsil bayan Maria Holgi'nin 7 Temmuz'da sona eren 6 aylık bir çalışma sonucu itibariyle sunduğu raporda da ortak zeminin olmadığını ama bütün bunlara rağmen biz ulusal topluma karşı işte diyalogdan kaçan, iletişimden kaçan ve her türlü işbirliğini reddeden bir taraf olmadığımızı göstermek adına ne gibi bir takım adımlar atılabileceği noktasındaki istişarelerimizden sonra biz hem Kıbrıs Türk halkının hem Rumların ve aynı zamanda ana vatanlarımızın birlikte Kıbrıs meselesinin geleceğini istişare etmek için dört artı bir şeklinde bir toplantıya iştirak edebileceğimizi gündeme getirdiğimizde Sayın Bakanımız da buna onay verdiği için bunu da bugün Sayın Kutures'e aktardım, ilettim. Ee, onu onlar değerlendirecek. Biz yani işte bizi hem Kıbrıs'taki bazı muhalefet çevreleri acımasızca işte diyalogtan ve iletişimden kaçan bir taraf olarak bizleri bu şekilde suçlarken uluslararası cihamının bir kısmı bizi bu şekilde çok haksızca suçlarken benim tekrar burada e, ifade etmeye çalıştığım biz diyalogtan ve iletişimden asla kaçmıyoruz. Biz sadece meselenin çerçevesini çizmeye çalışıyoruz. Bu çerçeve çizilmeden parametreler belirli olmadan Rum tarafının istediği gibi işte bizi şöyle veya böyle bir görüşme sürecine sürükleyerek işte sırf dünyaya biz iletişimden vazgeçmiyoruz şeklindeki bir yanlış anlatılmama uğruna biz öylesine bir sürece girdiğimizde biz kendimizi yine eskiden olduğu gibi federal temelde bir çözüm e çerçevesinde o zeminde sürüklendiğimizde iş çok yanlış yerlere gider. Çünkü dediğimiz ta başından beridir 50 yıldır federal temelde yapılan bu görüşmelerden hiçbir netice çıkmamıştır. Şu karşı taraftaki zihniyet belli ki özellikle Avrupa Birliği'ne girdikten sonra kuzey ve Güney federal bir çatı altında Avrupa Birliği içerisine çekerekten Türkiye ile bağlarımızı kopartmak. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği'nde olmadığı için kendilerine göre işte garantörlüğü de bir noktada modası geçtiği için artık son bulacak. Ve tabii ki üçüncü ülke olduğu için askerini Kıbrıs'tan çekecek. Ve artık Kıbrıs Türk halkının Avrupa Birliği içerisinde asimile olması da çok uzun sürmeyecektir. Bunu bildiğimiz için biz o çerçeveden artık koptuk ve öyle bir zeminde bir görüşme sürecine girmeyeceğimizi müteahhit defalar karşı tarafa anlatmaya çalışıyoruz. Meselenin özü bu. Yoksa bizim iletişimden kaçtığımız yok. İletişim için ortak zemin oluşursa yani egemen eşitliğimiz ve eşit eşitsizliğimiz o zaman bir görüşme sürecine geçebileceğimizi söylüyoruz. Şimdi o noktaya madem ki henüz gelemedik Bayan Hogan'ın raporunda da bu var. Antonio Kuteres de bunu bu şekilde deniyor. Biz de ki 4 artı bir şeklinde bir istişare yapılabilmesi için Kıbrıs'ın geleceğine nasıl şekil verebiliriz şeklindeki bir değerlendirme toplantısı için 4 artı bir formülünün bizim tarafımızdan uygun olabileceğiniz kendisine ettik. Bakalım onlar ne diyecek? İşte e, çeşitli farklı e, pozisyonlarda iki tarafın gayri resmi olarak bir yemekte buluşması gibi bir takım şeyler de gündeme geldi. Ben de gayri resmi böylesine bir yemekte buluşabileceğimi elbette ifade ettim. Dolayısıyla durum bu merkezde. Ben bir kez daha hepinize bize göstermiş olduğunuz yakın ilgi var da çok teşekkür ediyorum. Basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Çünkü bizim taburalardan bütün dünyaya sesimizi duyurmak elbette bizim için çok önemlidir. Dolayısıyla halklı mücadelemizde özellikle Türk basını, Anadolu Ajansı'nı, TRT'yi ve sizleri yanımızda görmek ve bizlerin sesini yaptığınız çeşitli farklı yayınlarda bütün dünyaya duyurmanız bizi elbette çok mutlu etmektedir. Hepinize çok teşekkür ediyorum.